yağmur yuvarlan şeyler var, tekneler var. Onların çeşitleri var. Semender var. Ayıza dedim. Yok, ayıza orada. O ayrı. Bunu ayakları ağaçta basın, onun iki maçasına basın. Ya işte geçmişimizde kullanılan bu malzemelerin böyle rezil olmasını veya kötü hani hurdalara gitmesine içim el vermiyor. O yüzden bulduğumu topluyorum. Bizim maksadımız bunun ticareti de değil. Aşırı derecede bunun satışını yapmıyoruz. Ama ne bulursam gücümün yettiği kadar alıyorum. Vatandaşımıza sergiliyorum. Peki görenler ne düşünüyor, vatandaşlar ne diyor? Görenler memnun. Zamanında atalarımızın, dedelerimizin neler kullandığını, nelerle mücadele ettiğini, nasıl zorluklar yaşadığını anımsatmaya çalışıyoruz. Herkes memnun, herkes seviyorlar, sağ olsunlar. Kaç çeşit parça var burada? Burada aşağı yukarı 1000'in üzerinde çeşit var. Elimizden geldiği kadar kanunların müsaade ettiği şekilde ürünleri topluyoruz. Hayır. Aşağı yukarı diyebilirim ki İç Anadolu bölgesinden şu anda 3-4 tane arkadaşım var. Sağ olsunlar. Onların da ismini burada söylemek isterdim ama şey yapmayalım yani, oyalamayayım sizi. Topluyorlar, getiriyorlar. Konya'da antikacı arkadaşlarımız var. İstanbul'da Ankara antikacı arkadaşlarımız var. Hem sayfamıza destek vermek için. Yani bunun ticaretinde değiliz aşırı derecede. Neler var özellikle sayabilirseniz aletlerden, tarım aletlerinden? Tarım aletlerinden eski saban dediğimiz orada sabanlar var, pulluklar var. Yani eski atla ilgili olan bütün malzemeler elimizde var aşağı yukarı. Hem de bayağı da var. Mesela tekli pulluklarımız var. 30-40 tane var. Her günde geleni alıyoruz. Yani bunların çöpe gitmesine, hurdaya gitmesine müsaade etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar bunları burada biriktirmeye, halkımıza sergilemeye çalışıyoruz. Kazım Karabekir ilçemizdeyiz. Bir tane arkadaşımız merakı ve bu işte çok atıl hale gelmemesiyle ilgili tarım makineleri, tarım aletleri çok sayıda toplamış. Buradan ben şunu belirtmek istedim. Tarihe tanıklık eden tarım makinelerini gördük burada. Karasabanlar var, sandıklar var, yabalar var, kancalar var. Bunlar sap, eskiden sap çekerken sap asılmak için kullanılırdı. Tabii eskiden herkesin şeyleri yoktu, ambarları yoktu. Bu güplerde ununu, yağını, bulgurunu, her türünü o şekilde saklıyorlardı. Semerler var, kaşlı semerler var. Değişik semer çeşitlerini gördük. Kağın arabaları var. Yani tarımla alakalı çok şeyi burada görebilirler. Gezmek isteyenler için güzel bir yer olmuş. Arkadaşlarına emeklerinden dolayı kutluyorum.